Merhaba sevgili izleyiciler. Ekranların bir numaralı spor bilgi yarışması bir numaraya hoş geldiniz. Eğer sizler de hem spora hem de yarışma programlarına ilgi duyuyorsanız bir numara tam size göre. Yarışmacılarımıza biraz ödüllerden bahsedelim. Sonrasında da yarışmacılarımızı tanıtalım sizlere sevgili izleyiciler. Yarışmacılarımız önce günün birincisi olmak için bugün yarışacaklar. Günün birincisi olan sonrasında yeniden bizlerle birlikte olacak ve haftanın birincisi olmaya çalışacak. Eğer haftanın birincisi olursa bizim kendisine küçük bir hediyemiz olacak. Tuttuğunuz takımın formasını ve aynı zamanda tuttuğunuz takımın hangi branşta olursa olsun Türkiye'nin herhangi bir şehrindeki müsabakasını izlemek isterseniz biz de sizleri oraya göndereceğiz. Tabii bununla da bitmedi. Önümüzde çok büyük bir organizasyon var. Bu organizasyon Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin Milano'daki dörtlü finalleri. Dört hafta sonunda haftanın birincileri burada yarışacaklar ve büyük finalde birinci olan yani bir numara olan Türk Hava Yolları Avrupa Ligi dörtlü finallerini İtalya'da yerinde izleyecek. Şimdi gelin biz yarışmacılarımızı tanıtalım sizlere. Acaba onların ödüllerle ilgili düşünceleri neler ve yarışmacılarımız kimmiş? Gelin yakından tanıyalım. Önce Mert'le başlayalım. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Aral Üniversitesi'nde okuyorum ben. Koyu bir Fenerbahçeliyim. Formasını almak güzel olacak diye düşünüyorum. İddialı bir giriş yaptım. Bugün inşallah birinci olup Fener maçına da gideceğim. İnşallah. Biz de sana başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Üç erkek yarışmacımızın arasındaki tek bayan yarışmacı Öykü. Öykücüğüm seni tanıyalım mı? Ben Öykü Şimşek. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Koyu bir Fenerbahçeliyim. Ödüller bana da bayağı cazip geldi. Özellikle İtalya'ya gitmek çok güzel olacak diye düşünüyorum. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Bakalım 3 erkek arasında nasıl bir performans gösterecek Öykü birazdan göreceğiz zaten. Adem seni tanıyalım mı? Hem yaşça yarışmacılarımızdan daha büyük, daha olgunsun hem de daha deneyimlisin. Bakalım sporla ilgin neymiş onu da söyleyelim izleyicilerimize. İsmim Adem Ürel. Diğerler benim de bana da cazip geldi. Ben de isterim yani Milano'ya gitmek. Bakalım şans. Eğer sorular kolay çıkarsa isterim yani. Peki sana da başarılar diliyoruz o zaman. Teşekkürler. İyi bir yarışma olsun. Umarım öyle olur. Evet. Burak. Merhaba ben Burak. Yedik Üniversitesi'nde okuyorum bilgisayar programcılığı bölümünde. Ben de koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. İtalya'ya gidip basketbol heyecanını orada yaşamak çok iyi olurdu. Ben de biraz iddialıyım o konuda finale kalmak istiyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de size başarılar diliyoruz. Sevgili izleyiciler bakalım günün bir numarası kim olacak? Eğer sizler de hazırsanız ekranlarınızın başında şöyle rahat bir koltuk seçin ve arkanıza yaslanın. Çünkü ekranların bir numaralı spor bilgi yarışması bir numara başlıyor. İlk turdayız ve ilk turda 4 sorumuz var yarışmacılarımıza ve bu 4 sorunun da çok sayıda cevabı var arkadaşlar. Sizler bu cevapları bulmaya çalışacaksınız. 4 sorumuz olduğundan dolayı hepinizle ilk olarak başlama şansımız olacağından dolayı kimse de böylece haksızlığa uğramamış olacak. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Biraz güçsüz oldu sanki. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız, evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Pekala işte hazırsanız ilk sorumuz ve ilk turun ilk sorusu şöyle. Süper Lig tarihi boyunca 300'ün üzerinde maça çıkan yerli teknik adamlar kimlerdir? Aykut Kocaman. Doğru cevaptı Mert. Öykü? Fatih Terim. Fatih Terim. Doğru cevap. Türk milli takımıyla ve Galatasaray'la harikalar yarattı. Fatih Terim biraz önce Öykü tarafından söylendi Adem. Biraz heyecan mı var? Evet biraz heyecan var. Çok sayıda teknik direktörümüz var. Söz sende. Şimdi aklıma gelmiyor. Sen devam et. Evet. Burak, Adem cevap vermedi bu soruya. Söz sende. Mustafa Denizli. Mustafa Denizli bu isimler arasında elbette ki olan isimlerden bir tanesiydi. Mert. Rıza Çalınbay. Rıza Çalınbay acaba var mıydı? Vardı. Rıza Çalınbay doğru cevap Mert. Öykü. Pas diyorum ben. Şu an aklıma gelmedi. Çok sayıda aslında teknik direktör var. Birazdan saydığımda hatırlayacaktın. Evet. Söz hakkın kalmadı. Burak. Ben de pas diyorum. Sen de pas dedin. Oğuz Çetin demek istiyorum ben. Oğuz Çetin demek istiyorsun. Ama herhalde bunu da gönülden geçerek söyledin. Oğuz Çetin de haliyle yoktu.
Ama bakın şu söyleyeceğim isimleri hemen hatırlayacaksınız. Şenol Güneş. Evet Öykü. Aa hemen hatırladın. Samet Aybaba. Yılmaz Vural. Yılmaz Vural ki Türkiye'de biliyorsunuz neredeyse bütün Süper Lig takımlarını çalıştıran bir isim. Evet. Gündüz Tekin Onay vardı çok önemli isimlerden. Ziya Taner vardı, Sakıp Özberk vardı, Ersun Yanal. Fenerbahçeliyim diyorsunuz arkadaşlar. Ama hatırladıklarına yarışmacılarımız cevap verdiler. İlk turun ilk sorusuydu. Yarışma heyecanı diyelim. Böyle başladık ama ilerleyen sorularda daha net cevaplar alacağız. Bakalım puanlar nasıl ilk soru sonunda. Mert 2 puandasın, Öykü 1 puanın var. Adem henüz puanımız yok ama daha önümüzde sorularımız var. Burak senin puanın 1. Ve şimdi ikinci soruya geldi sıra. Söz hakkı bu kez Öykü'de, Öykü'yle başlayacağız. Ve işte ilk turun ikinci sorusu. Bir basketbol sorusu. Nasıl basketbolla aran? Severim ama çok takip ettiğimi söyleyemeyeceğim. Ama muhakkak buna cevabın olacaktır, doğru cevabın umarım olacaktır diye tahmin ediyorum. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Top 16 grubunda mücadele eden takımlar hangileridir? Fenerbahçe. Fenerbahçe elbette ki bu takımlardan bir tanesi. Fenerbahçe Ülker doğru cevap. Hı. Adem. Beş saniye süremiz vardı. Galatasaray. Bu süre içerisinde cevap vermedi Adem diyecektim ama Galatasaray dedi. Galatasaray Live Hospital'da bu takımlardan bir tanesiydi. Burak. Beşiktaş. Beşiktaş bu takımlardan bir tanesi değildi. Mert. Anadolu Efes. Anadolu Efes elbette bu takımlardan bir tanesi. Öykü. Antalya. Yiyeceğim. Doğru cevap değildi. Adem. Aklıma gelmiyor şimdi ya. Peki bu durumda seni de atladık. Biraz önce Burak da zaten yanlış cevap vermişti. Mert, tek sen kaldın. Evet, Banvit Spor. Top 16'da Banvit var mıydı acaba? Öyle hatırlıyorum ama işte karışabiliyor yarışma heyecanıyla. Banvit, Türkiye Basketbol Ligi'nde erkeklerde şu anda lider durumda biliyorsunuz. Top 16'da Banvit yoktu. Top 16'da Banvit yoktu. Top 16'da Avrupa'nın çok önemli takımları var. Bunlardan bir tanesi Barcelona, Panathinaikos, Unicaja Malaga, Olympiakos, CSKA Moskova, Real Madrid, Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv, Partizan, Lokomotiv Kuban gibi takımlar vardı. Anladığım kadarıyla basketbolu zaman zaman takip ediyoruz ama Top 16'da bu sene pek maç izlememişiz öyle mi? Daha doğrusu heyecandan, yoksa bilmediğimiz takımlar değil aslında. Evet, diye düşünüyorum. Söylediğin gibi aslında hepsi Avrupa'nın çok önemli takımları, sayılı takımları ve her sene neredeyse Top 16'da mücadele eden takımlar ama işte demek ki yarışmacı olunca biraz farklı oluyor. Orada olmak lazım. İkinci soruyu böylece tamamlamış olduk. İkinci soru sonunda gelin bir kez daha puanları görelim. Sonrasında üçüncü soruyla devam edeceğiz. Mert 3 puandasın. Öykü senin 2 puanın var. Adem ve Burak ise 1 puanda 2 soru sonunda. Adem seninle başlayacağız. Sorumuz da şöyle, tabii tüm arkadaşlarımıza yöneltiyorum bu soruyu. 17. Akdeniz oyunlarında Türkiye dışında altın madalya kazanan ülkeler hangileridir? İspanya. İspanya bu ülkeler arasında vardı Adem. Doğru cevap. Burak. İtalya. İtalya da bir Akdeniz ülkesi. Ve bu ülkelerden bir tanesi İtalya. Doğru cevap. Mert. Yunanistan. Yunanistan. Doğru. Öykü. Sanırım şu an hiç aklıma gelmedi. Peki söz hakkın kalmadı burada. Sözü Adem'e verelim. Adem. Beş saniye süremiz vardı. Adem. Aslında fazlaca ben size de süre tanıyorum ama Adem'in de aklına gelmedi. Söz hakkı kalmadı. Şimdi Burak ve Mert kaldı. Burak. Pas. Evet, Burak da pas dedi. Mert, üçüncü kez seninle karşı karşıya kaldık. Evet. Bunu değerlendirebilirsin. Daha aradığımız çok sayıda ülke var. Evet, tam olarak emin değilim ama Fransa demek istiyorum. Fransa bu ülkelerden bir tanesiydi. Doğru cevap Mert.
Polonya demek istiyorum. Polonya acaba bir Akdeniz ülkesi miydi? Tam ondan emin değilim. Olsun, sağlık olsun, önemli değil. Polonya bu ülkelerden bir tanesi değildi ama diğer ülkeler Mısır, Sırbistan, Hırvatistan, Arnavutluk, Fas, Cezayir gibi ülkeler vardı. Dördüncü soruya geldik. İlk turun dördüncü sorusundayız ama önce bir kez daha puanları görelim. Sonra ilk turun son sorusuyla devam edelim. Mert 5 puandasın 3 soru sonunda. Öykü, Adem ve Burak 2'şer puandalar. Şimdi ilk turun son sorusu. Bakalım bir üst tura yükselecek yarışmacılarımız kim olacak? Birazdan bir yarışmacımız elenecek. Ve işte son soru. Burak, seninle başlayacağız bu soruya. Süper Lig'de ilk yarı sonunda ilk 12 sırada yer bulan takımlar hangileridir? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Doğru cevap. Galatasaray. Doğru cevap. Beşiktaş. Beşiktaş. Doğru cevap. Eskişehirspor. Eskişehirspor. Doğru cevap Adem. Trabzonspor. Trabzonspor. Doğruydu Burak. Sivasspor. Sivasspor. Doğru cevap Mert. Kasımpaşa. Kasımpaşa. Doğru cevap. Hatta çok iyi bir ilk yarı geçirmişti. Evet. Antalyaspor. Antalyaspor. Bu takımlardan biri değildi ne yazık ki Adem. Söz hakkın kalmadı. Burak, Mert ve Öykü ile devam ediyoruz. Burak, söz sende. Çaykur Rize. Çaykur Rizespor da bu takımlardan bir tanesi değildi. Mert ve Öykü kaldı. Mert, senle devam ediyoruz. Bursa Spor. Bursa Spor. Doğru cevap, bu takımlardan biriydi. Öykü. Kayseri Erciyes. Kayseri Erciyes Spor acaba var mıydı? Yoktu. Bu sene ne yazık ki Kayseri takımları düşüşte. Ligde, evet, ligde çok iyi durumda değiller. Mert? Şu anda aklıma gelmiyor ama Fenerbahçe'yi söyledik. Trabzon'u söyledik. Zaman kazanmaya çalışıyorsun Mert, anlamıyor değil. Biraz. Hatırlayamadın galiba. Hatırlayamadım, aynen. Peki. Gençler Birliği vardı, Gaziantep Spor vardı, Karabük Spor vardı, Akhisar Belediye vardı. Bunlar da ilk 12 arasında yer alan takımlardı. Evet, şimdi ilk tur sonunda devam edecek yarışmacılarımız belli oldu mu? Ona bakacağız. Acaba ilk tur sonunda yarışmacılarımız kaç puanda? Gelin görelim beraber. Mert 8 puandasın, Öykü 4 puandasın, Adem 3 puandasın, Burak 4 puandasın. Yani bu da şu anlama geliyor. Aramızdaki en deneyimli, en olgun yarışmacımız diye de söylemiştim. Ama bu bir yarışma. Adem, ne yazık ki ilk turda bize veda etmek durumunda kaldın. Neler söylemek istersin? Burada bulunduğuma çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ama işte heyecan biraz ağır bastı bende. Çok teşekkür ederiz. Ben İyi ki geldin. Burada bizle beraber oldun, yarıştın. Bundan sonraki hayatında sana başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, ekranlarınızın başından hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü bir numara ikinci turla devam ediyor. İkinci turda 3 farklı branşımız var. Bu branşlar motor sporları, Formula 1, futbol, Süper Lig ve Akdeniz oyunları. İlk turda en çok puanı Mert toplamıştı. Mert'le başlayacağız. Ama ilk turda Öykü ve Burak eşit puandalardı. Dolayısıyla ikinci seçme hakkını kim kullanacak? Onu belirleyeceğiz. Onun için de bir baraj sorumuz var sevgili izleyenler. Biz şimdi Öykü ve Burak'a bu baraj sorusunu yöneltelim. Bakalım ikinci seçme hakkını kim kullanacak? Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Peki. Torku Konya Spor bu sezon deplasmandaki ilk puanını hangi takımdan almıştır? A. Fenerbahçe. B. Gaziantep Spor. C. Trabzonspor. D. Beşiktaş. Bir doğru cevabımız var. Öykü A. Fenerbahçe. Burak da B. Gaziantep Spor dedi. Doğru cevap Gaziantep Spor olacaktı. Yani ikinci seçme hakkı Burak sende olacak. Öykü, artık son kalanla da sen başlayacaksın. Evet sevgili izleyiciler, baraj sorusundan sonra artık ikinci turun sorularını sorma zamanı geldi.
Bir numara devam ediyor. Karşılaştırmalı sorular biliyorsun Mert. Ve sorumuz da şöyle. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon hangi takım daha fazla puan toplamıştır? Trabzonspor mu yoksa Akhisar Belediye mi? Yanlış hatırlamıyorsam Trabzonspor. Trabzonspor doğru cevap. Gaziantepspor mu, Kardemir Karabükspor mu? Gaziantepspor. Gaziantepspor doğru cevap. İstanbul Büyükşehir Belediye mi yoksa Gençler Birliği mi? Tam olarak emin değilim ama Gençler Birliği demek istiyorum. Gençler Birliği cevabı doğru cevap. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye daha az puan toplayarak ligden düşmüştü, evet. Hatırlayacaksın. Ordu Spor mu yoksa Eskişehir Spor mu? Tabii ki de Eskişehir Spor. Eskişehir Spor doğru cevap. Galatasaray mı, Mersin İdman Yurdu mu? Galatasaray. Doğru cevap. Kayseri Spor mu yoksa Bursa Spor mu? Tam emin değilim ama Bursa Spor yine. İyi yakaladın. Bursa Spor cevabı doğru. Kasımpaşa mı yoksa Antalya Spor mu? Bunu tam olarak bilemiyorum artık. Şansıma kaldı. Kasımpaşa Spor. Sadece 3 puan farkla. 3 puan farklı mı? Kasımpaşa doğru cevap. Çok iyi gidiyoruz Mert. Şansım yardım ediyor. Yanlış cevap vermedik. Evet. Fenerbahçe mi, Elazığ Spor mu? Fenerbahçe. Fenerbahçeli olarak. Doğru. Beşiktaş mı yoksa Karabük Spor mu? Beşiktaş tabii ki de. Doğru cevap Beşiktaş'tı. Ve son olarak Kayseri Spor mu yoksa Gençler Birliği mi? Evet, yine şansıma güveniyorum. Kayseri Spor demek istiyorum. Gençler Birliği'nin bu bir diğer karşılaştırmalı sorusuydu. Doğru cevap Kayseri Spor'du. Hatasız, nefis bir tur çıkardın. 10'da 10'la herhalde artık final turuna çıkacaksın diye tahmin ediyorum ama Burak ve Öykü de eğer 10'da 10 verirse o zaman iş değişir. İnşallah tabii ki de. Finalde karşılaşmak isteyen dişli bir rakiple. Peki. Burak, geriye iki branş kaldı. Bunlardan bir tanesi motor sporları, Formula 1 ve diğer ise Akdeniz oyunları. Hangisini seçeceksin? Çok sıkı bir takipçisi değilim ikisinin de ama motor sporlarını tercih ediyorum. Pekala. Motor sporları, Formula 1 senin seçimin oldu. Geriye de en son Akdeniz oyunlarıyla, öyküyle devam edeceğiz. Önce sorunu sorayım. Ondan sonra da karşılaştırmalı cevapları sana yönelteceğiz. Formula 1 2013 takviminde hangi pilot daha fazla puan toplamıştır? Sebastian Vettel mi yoksa Sergio Perez mi? Perez olması lazım. Doğru cevap Sebastian Vettel olacaktı. Vettel. Paul di Resta mı, Fernando Alonso mu? Alonso. Alonso cevabı doğru cevap. Mark Webber mi, Adrian Sutil mi? Webber. Webber doğru cevap. Daniel Ricciardo mu, Lewis Hamilton mı? Ricciardo olması lazım. Doğru cevap Lewis Hamilton olacaktı Burak. Kimi Raikkonen mi, Jean-Éric Vergne mi? Raikkonen. Raikkonen cevabı doğru. Nico Rosberg mi, Esteban Gutierrez mi? Rosberg. Rosberg cevabı doğru. Valtteri Bottas mı, Romain Grosjean mı? Bottas olması lazım. Biraz daha güçlü söyleyebilir misin? Bottas olması lazım. Evet. Bottas ve Grosjean vardı ama Bottas doğru cevap değildi. Doğru cevap Grosjean olacaktı. Pastor Maldonado mu yoksa Felipe Massa mı? Felipe Massa. Felipe Massa cevabı doğru cevap. Jules Bianchi mi, Jenson Button mı? Button. Button cevabı doğru ve son olarak Nico Hülkenberg mi, Max Chilton mı? Hülkenberg. Hülkenberg cevabı doğru cevap. Yine de fena değildi Burak. 10 sorudan 7'sine doğru cevap verdin. Her şey artık Öykü'nün performansına bağlı. Eğer 7'den fazla doğru cevap verecek olursa Öykü finalde
Mert'in rakibi olacak. Artık geriye seçeneğin kalmadı Öykü. Evet. Biliyorsun sadece Akdeniz oyunları var ve Akdeniz oyunlarıyla devam edeceğiz. Hazır mısın? Hazırım. İşte sorun. 17. Akdeniz oyunlarında hangi ülke daha fazla altın madalya kazanmıştır? İşte karşılaştırmalı ülkeler. Türkiye mi, Fransa mı? Fransa. Fransa daha çok kazanmıştır gibi geldi sanki, değil mi sana? Evet. Ama doğru cevap Türkiye olacaktı. Türkiye 47, Fransa 25 madalya kazanmıştı. Of. Bosna Hersek mi, Fas mı? Bosna Hersek. Diyeceğim Fas. O da yanlış. Evet. Fas tabii ki. Doğru cevap Fas olacaktı. Evet. Arnavutluk mu, Kıbrıs Rum kesimi mi? Kıbrıs Rum kesimi diyorum. Ama o da yanlış. Doğru cevap Arnavutluk'tu. Öykü bir aslında doğruyu bulsak evet, devam edecek. Evet, şu an çok heyecanlıyım. Böyle bayağı karıştırdım. Artık kısmet. Bakalım bundan sonrakileri hep doğru cevap vermek durumundasın. Umarım. Tunus mu, Cezayir mi? Cezayir. İlk doğrumuz. Güzel. Bir moralimiz yerine gelsin. Lübnan mı, Malta mı? Malta. Güzel. Malta cevabı doğru cevap. Hırvatistan mı, Sırbistan mı? Hırvatistan. Da değil. Sırbistan olacaktı. Evet. Ama Hırvatistan'ın 11, Sırbistan'ın ise 12 madalyası vardı. Evet. O kadar yakın yani ki evet, birbirine. Evet, birbirlerine çok yakın olduklarını biliyordum o yüzden. Düşündüm bayağı ama yanlış oldu. İşte en sona kalmanın getirmiş olduğu dezavantaj da bu. Evet. Çok yakından takip etmediğimiz bazen olimpiyatlar ya da spor dalları olduğunda seçme hakkımızda kalmadığından dolayı istediğimiz yönde sorular da gelmeyebiliyor. Devam edelim hemen çok hızlı bir şekilde. Hı-hı. Artık elendin ama yine de biz o diğer soruları yöneltelim sana. Slovenya mı, İspanya mı? İspanya. Fransa mı, İtalya mı? İtalya. Doğru cevaplar bunlar. Karadağ mı, Suriye mi? Karadağ. Doğru cevap. Yunanistan mı, Mısır mı? Yunanistan. Doğru cevap Mısır'dı. Demek ki sana hızlı yöneltmek lazımmış. Hızlı sorduklarımızı doğru evet. Cevapladın hemen. Yine de fena değil. 5 doğru cevabın var. Ama final için yeterli olmadı. Çünkü Burak 7, aynen. Mert de 10 doğru cevap verdi. Bence çok iyi bir yarışma çıkardın. Sen nasıl buldun, nasıl yorumluyorsun? Ben pek memnun kalmadım açıkçası. Çünkü çok heyecanlıydım ve heyecanıma yenik düştüğümü düşünüyorum. O yüzden üzüldüm biraz. Ama ne yapalım? Kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sağlık olsun. Bu bile yeterli. Sporda evet. Her zaman centilmenlik, her zaman o fair play ruhu çok önemli. Evet, bunu bile kesinlikle. Söylemen, buraya gelmen, bizle yarışman çok önemliydi. Çok teşekkür ederiz. Ben başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, günün bir numarası birazdan belli olacak ve final turunda Mert ve Burak'la yarışacağız. Yarışmamız devam ediyor. Final turunda 10 sorumuz var ve sorular da 4 şıktan oluşuyor arkadaşlar. Siz de doğru cevabı bulmaya çalışacaksınız. Finale geldik artık. Biraz final öncesinde Mert'le ve Burak'la sohbet edelim. Sonrasında soruları yöneltelim kendilerine. Mert, finale geldin. İyi bir yarışma çıkardın. Diğer yarışmacılara göre daha iyi seçimler yaptın. Neler söyleyeceksin rakibin Burak? Yarışmanın başında da söylemiştim, iddialıyım. Şu ana kadar da memnunum kendimden, kendi performansımdan. Umarım finalde de aynı şekilde devam eder. Önemli olan zaten final kısmı. Kazanmak için buradayım. Bol şans. Teşekkürler. Burak? Ben biraz şanssızım aslında bana F1 geldiği için. Çünkü çok yakından takip etmiyorum. Takip ediyorum ama hani o kadar takip etmediğim bir spor. Mert biraz daha şanslıydı futbolu seçtiği için. Ona başarılar diliyorum. Artık göreceğiz bu sorularda ne olacak. Tabii şunu da unutmamak lazım. Aslında Mert kendi şansını kendisi yarattı. Çünkü ilk turda çok iyi bir performans gösterdi. Şu bakımdan da değerlendirebilirsin. Öykü belki daha iyi cevaplar vermiş olsaydı senin de üstünde yer alabilirdi. Dolayısıyla sen Öykü'den daha fazla doğru cevap verdin. Ve Formula 1 sorularına doğru cevaplarla finale geldin. Yani şanssız olarak nitelendirme kendini. Her şey finalde belli olacak. Hazır mısınız? Hazırız. Peki, o zaman final turu başlıyor ve işte finalin ilk sorusu. Bakalım günün bir numarası kim olacak? Modern olimpiyatlar ilk kez hangi kentte düzenlenmiştir?
A. Stockholm, B. Atina, C. Londra, D. Roma. Mert B. Atina dedi, Burak D. Roma dedi. Modern olimpiyatlar ilk olarak 1896 yılında Atina'da düzenlenmişti. Doğru cevabı Mert verdi ilk soruya ve ikinci soruyla devam ediyor final turu. İkinci sorumuz şöyle. Güreş müsabakalarında bir devre kaç dakika sürer? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Mert A. 2 dakika dedi, Burak B. 3 dakika dedi ve hemen durumu eşitledi Burak. Doğru cevap çünkü 3 dakika olacaktı. Üçüncü sorudayız. Her iki yarışmacımızın da birer doğru cevabı var ve üçüncü sorumuz bir basketbol sorusu. Türkiye'deki basketbol maçlarında saha içinde toplam kaç hakem görev yapmaktadır? A. 2, B. 4, C. 3, D. 6. Son anda Mert de, Burak da B dedi. Doğru cevap C olacaktı. 4 değil, 3 hakem görev yapmaktaydı. Bu soruda doğru cevap gelmediğine göre puan veremedik. 4. soruyla devam ediyoruz. Final sorusunda çok kolay bir boks sorusu var. Son derece kolay bir soru, eminim ikiniz de bileceksiniz. Hangisi boksta kullanılan terimlerdendir? A. Altın set, B. Aparkat, C. Kata, D. Çifte hata. Boksta kullanılan terimlerdendir dedi. Burak da yaptığı hatanın farkına vardı. Altın set biliyorsun voleybolda kullanılan bir terim. Aparkat boksta kullanılan bir terimdi. Dolayısıyla doğru cevabı Mert verdi. Burak da şu anda... Ben yanlış tuşa bastığım için o şey oldu, tuşlar. Ama geri dönüş yok. Yanlış tuşa da bassak... Zaten bir senedir ben boksla ilgileniyorum. Boks yapıyorum amatör olarak. Yani tuştan dolayı öyle bir şey oldu. Sağlık olsun. Daha 4. soruyu tamamladık. 4 soru sonunda Mert 2 doğrun var. Burak 1 doğrudasın. Ve 5. soruyla devam edelim. İşte 5. sorumuz sevgili izleyiciler. PTT 1. Lig'de geçtiğimiz sezon hangi kulüp playoff oynamamıştır? A. Adana Demirspor, B. Manisa Spor, C. Buca Spor, D. 1461 Trabzon. Mert, B. Manisa Spor, düzeltiyorum. C. Buca Spor, Burak da B. Manisa Spor dedi. Ama doğru cevap D. 1461 Trabzon olacaktı. Playoff oynamayan takımdı. 6. soruyla devam ediyor final turumuz. Günün bir numarası birazdan belli olacak. Mert mi yoksa Burak mı? Mert 2 doğrudasın, Burak 1 doğrun var. 2016 Olimpiyat Oyunları programına hangi branş dahil edilmiştir? A. Squash, B. Beyzbol, C. Golf, D. Wushu. Arkadaşlar her ikiniz de squash dediniz ama doğru cevap golf olacaktı. Sorular finalde biraz daha zor galiba değil mi Mert ve Burak? Biraz daha zorlaşmış. Aslında şöyle yorumlamak lazım. Ya spor gerçekten ucu bucağı olmayan engin bir deniz, engin bir derya. Dolayısıyla her spor dalına hepimizin ilgisinin olması mümkün değil. Bazen gazetedeki küçük bir haber dikkatimizi çeker. O gelir, burada bizim karşımıza soru olarak çıkabilir. Ya da hiç bilmediğimiz spor dallarıyla bile burada karşılaşabiliriz. Çünkü final elbette ki diğer turlara göre daha zor olmak durumunda. Evet, şimdi 7. soruyla devam edelim. Mert hala bir soru farkla öndesin. Sorumuz da şöyle. Nispeten kolay bir soru diğerlerine göre. Hangi branşta teknik mola vardır? A. Handbol, B. Voleybol, C. Su topu, D. Tenis.
Mert D tenis dedi. Buraksa B voleybol dedi. Biliyorsunuz voleybolda her 8 sayıda bir, daha doğrusu 8. ve 16. sayılarda teknik bola vardır. Doğru cevap da dolayısıyla voleybol olacaktı. Tenis değildi. Burak böylece durumu eşitlemiş oldu. Sevgili izleyiciler, günün bir numarası birazdan belli olacak. Geriye 3 soru kaldı sadece ve 8. soruyla devam ediyor bir numara. Sorumuz da şöyle. Hangisi kaleci olarak görev yapmamaktadır? A. Oğuz Dağlaroğlu, B. Ertuğrul Taşkıran, C. Ramazan Köse, D. Ekrem Ekşioğlu. Mert D. Ekrem Ekşioğlu dedi. Burak A. Oğuz Dağlaroğlu dedi. Doğru cevap Mert'in verdiği cevaptı. Ekrem Ekşioğlu cevabı doğruydu. 8. soru sonunda bir kez daha Mert böylece bir soru farkla öne geçmiş oldu. Sadece 2 soru kaldı. Yeni soru. Soçi'de düzenlenen 2014 Kış Olimpiyat Oyunları programında hangisi yer almamıştır? A. Biatlon, B. Sürat pateni, C. Curling, D. Heptatlon. Mert de, Burak da D. Heptatlon dedi. Doğru cevap heptatlon olacaktı. Geriye sadece bir tek soru kaldı sevgili arkadaşlar ve sevgili izleyiciler. Bu soruya eğer Mert doğru cevap verecek olursa günün bir numarası Mert olacak. Ama Mert yanlış cevap verip Burak doğru cevap verirse o zaman sorularımızı yöneltmeye devam edeceğiz bir numarayı bulmak için. İşte son soru. Hangi teknik adam bu sezon Süper Lig'de görev yapmamıştır? A. Hamza Hamzaoğlu, B. Uğur Tütüneker, C. Ziya Doğan, D. Bülent Uygun. Mert A. Hamza Hamzaoğlu dedi. Akhisar Belediyespor'u Hamza Hamzaoğlu çalıştırmakta. Burak B. Uğur Tütüneker dedi. Uğur Tütüneker de lige biliyorsun Torku Konyaspor'la başladı. Şu anda da Çaykur Rizespor'la devam ediyor. Ama Ziya Doğan bu sezon Süper Lig'de görev yapmamıştı. Dolayısıyla ikiniz de yanlış cevap verdiniz. Bu da Mert'in işine yaradı. Böylece günün bir numarası Mert olmuş oldu. Ama iki yarışmacımızı da tebrik etmek lazım. Güzel yarışmalar çıkardılar. Güzel bir yarışma çıkardılar. Bakalım onlar yarışmanın sonunda ne gibi mesajlar verecekler, neler söyleyecekler. Önce kaybedenle başlayalım. Önce Burak'la başlayalım. Öncelikle arkadaşımı tebrik ediyorum. Burada vakit geçirmek çok iyiydi. Güzel bir deneyim oldu benim için. Teşekkür ederiz. Bundan sonraki yaşantında başarılar diliyoruz. Spor hayatından hiç eksik olmasın Burak. Teşekkürler. Mert? Final biraz zorluydu. Zorlandım. Rakibim de dişliydi. Ama biraz şansım yardım etti. Birinci oldum. Arkadaşımı da tebrik ediyorum. Güzel bir yarışma çıkardı. Burada olmak eğlenceli ve güzeldi. Herkese teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Haftanın bir numarası olmak için yeniden yarışacağız seninle. İnşallah orada birinci olacağım. Bakalım. Dişli rakiplerin olacak ama. Evet sevgili izleyiciler. Sizler yarışmamızı izlediniz. Belki hoşunuza gitti. Hem spor hem de yarışmak sizin için çok uygun. Ve burası da tam fırsatı. Onu söyleyelim sizlere. Sizler de eğer bizlerle beraber olmak ve yarışmak isterseniz nasıl başvuracaksınız? Hemen hatırlatalım. www.birnumara.tv ki ekranda görüyorsunuz bakın. Bize ulaşın. Gelin birlikte yarışalım. Tekrar görüşmek üzere. Spor her zaman hayatınızda olsun efendim. Hoşçakalın.